Başakşehir'in hiçbir şansı yok. Her türlü yeneriz, bitiririz bu takımı. Bakalım, seneye düzelir diye umuyorum ama bu teknik direktörle olacağını düşünüyorum. Mutlu günler dileyelim herkese. Sonunda gözlüklerimizi taktık, montlarımızı çıkardık. Büyük bir heyecanla Misti.com'la birlikte Beşiktaş Çarşı'ya geldik. Yine çok önemli karşılaşmalar var. Şimdi öncelikle Galatasaray Kayserispor'la karşılaşacak. Başakşehir Çaykur Rize'yle oynayacak. Beşiktaş Sivas deplasmana gidecek. Fenerbahçe de Alanyaspor'la karşılaşacak. Çok kritik bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftalarda da heyecan tırmanmaya devam edecek. Misti.com'la birlikte vakit kaybetmeyelim. Gelin heyecanlı sohbetlerimiz hemen başlasın. Kim şampiyonu? Galatasaray. O kadar eminsiniz. Tabii, yani profesyonel bir takım. Olmama şansı yok. Başakşehir'in hiçbir şansı yok. Her türlü yeneriz, bitiririz bu takımı. Peki misli.com'a girseniz, oynamanız gerekse var ya, o basar mısınız? Yani hayatımı basarım. Basmak ne kelime? O kadar. Tabii. Yani bütün paramı basarım. Hangi takımısın? Fenerbahçe. Ne diyorsunuz takımın durumuna? Çok berbat ya, rezil olduk hakikaten. Ben de rezil oldum senin sayende. Komşulara karşı çok ayıp oldum. Ama düzeleceğine inanıyorum ben. Biz ölümüne Fenerbahçeliyiz, öyle pazardan pazara değil yani. Sen hangi takımlısın? Ben de Fenerbahçeliyim. Ya senin ne güzel saçların var öyle. Hangi takımlısınız diye sormamıza gerek olmayan bir taraftarla birlikteyiz şu anda. Her yerden çok belli oluyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Şimdi ne oldu peki? İkincilik yarışı kızıştı mı? Beşiktaş... 53 puanımız var. 60 gol atmışız. 37 yemişiz. Biz en önüne koyacaklar. Burada en azından ucuyabilirim. Yapacak bir şey yok. Şampiyonluk iddiamız da sürüyor. Matematiksel bırakılmazlığın dediği gibi ışık gözüktük yere kadar devam. Ya şu dakikadan sonra her şey olabilir diyor musun? Tabii ki her şey olabilir yani. Başakşehir de puan kaybedebilir. Galatasaray da kaybedebilir. Zaten aralarında da maç var. Bizim de Galatasaray'la maç var. Galatasaray'ın zor bir fikstürü var. Tabii ki. Tamam, şimdi Beşiktaş Sivas deplasmanına gidecek. Misli.com'a girseniz, kuponu da Misli Kafe'den paylaşacak olsanız, bu maça ne oynarsınız? En az 2 fark oynarız. Handikap. Şimdi bu çok taraftar cevabı oldu ama, bu çok taraftar. Yani 2 farkta kazanırız yani. Dondurmalar nerede? Ooo! Elva da burada. Hadi koy bir tane o zaman. Hangi takımısın? Beşiktaş. Ne diyorsun takımın durumuna? Her şey olabilir mi bu saatten sonra? Olur tabii canım, niye olmasın? Ne hissettin Başakşehir maçında? Mucize bir şey oldu yani. Niye mucize olsun canım? Tamam, uzun bir süredir Beşiktaş yenememiş olabilir Başakşehir'i ama futbol yani bir sonuçta. Sivas maçı ne olur? Sivas maçı da bence yine galip olacak yani. Sivas galip olacak. Niye öyle gülüyorsun? Tamam, bir taraftan sık ya. Tamam, sıkalım. Elin şey olmasın. Onu sıkacağız, üzerine de bunu mu koyalım? Bana var ya bak, böyle bir tezgah açsa misli. Bana böyle bir tezgah açılsa mesela, ben hem röportajımı yapsam hem helvamı satsam. Rakip olarak geliyormuşum karşıya. Oldu bir de. O çıktı başımıza. İstemediler beni ya. Bir tam gidiyorum o zaman. Tamam. Her hafta gelirim ama. Buraya mı yedik siz? Tabii zaten bunu yediniz zaten. Devamlı buradasınız yani, merak etmeyin. Tamam, teşekkür ettim. Elinize sağlık. Buyurun efendim siz de. İstanbul'da mısın, gezmeye mi geldin? Şu anda gezmeye geldim. Nasıl gidiyor takım sence? Bence çok iyi iş çıkarıyorlar. Ya bence de Ünal Karaman geldikten sonra bayağı çıkış gösterdi. İnşallah ileride de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ne diyorsunuz Beşiktaş'ın durumuna? İkinci olur mu? İnşallah olsun. Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet, Beşiktaşlıyım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta okudum. Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Bir dakika, kilosunu bileni ne yapıyorsun? Ben ama tartıyor. Hangi takımız? Siyah beyaz Beşiktaş. Ben kilomu tahmin etmeden direkt tartılmak istiyorum ya. Allah'ım, kaç kilo çıkacağım acaba ya? Tam yaza girerken depresyona girmeyeyim ben. Benim boyum var ama. Boyum var benim, o yüzden öyle. Sağlıksız beslenme tercihleri obeziteye neden olur. Niye herkes şoka girdi ya? My name is Mutlu. Mutlu, nice to meet you. Ya Mutlu. Çok güzel Mutlu. Bir daha. Bir daha söyler misin? Mutlu. 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 Happy. Baharı bekleyen kumrular gibi, sen de beni bekle, sakın unutma.
Sen ne diyorsun Beşiktaş'a? Yani şu anki durumu çok pek göz açıcı değil. Beşiktaş'ın? Aynen. Niye ya, ne güzel hafta oldu. Başakşehir yendi. İkincilik için şansı var. Hangi anlamda söyledim bunu? Bence futbol sadece galibiyet üzerine kurulu değil. Ne diyorsunuz derbiye? Derbiye? Ya ben Fenerbahçe'nin böyle top oynamasını beğenmiyorum açıkçası. Aykut Kocaman'lı dönemde daha iyi top oynuyorduk bence. Ersun Yanal'ı da hani bir tarafta olarak ben beğenmiyorum açıkçası. Bakalım seneye düzelir diye umuyorum ama bu teknik direktörle olacağını düşünmüyorum. Peki şimdi yani tamam, derbilerde hani ses getirecek performanslar sergiledi Fenerbahçe. Ama bu taraftarın gözünde kurtardı mı yani bütün sezonu? Ya benim gözümde kurtarmadı. Ben iyi oyuna bakıyorum açıkçası. Yani Kadıköy'de yenilmemezlik serisi benim için öyle aman aman bir şey değil. Ya baktığımız zaman Galatasaray'da hani yenilmedik ama son dakikalarda yaptığımız çaresizlikleri de herkes gördü. Ya ben fanatik bir Fenerbahçeliyim ama ya takımın iyi top oynamasını istiyorum. Ya basket takımı kadar oynasalar yeter benim için şu an. Peki düşme tehlikesi var mı sizin gözünüzde ya, yoksa? Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Yani düşeceğimizi zannetmiyorum da yine de oralarda sürünmek yani bir büyük takım açısından kötü bir şey. Yani şimdi şahsen bence çok kritik haftalar ve bu haftalarda herkes herkesi yenebilir, her şey olabilir. Ben şahsen kuponumda gollere yönelmeyi düşünüyorum. Benim kuponumda Misli Kafe'den takip edebilirsiniz. Sizler de misli.com'da kuponunuzu oynayıp Misli Kafe'den paylaşabilirsiniz.